2014-2015 eğitim yılı geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Haliyle daha önce de birçok haberlerini yaptık, birçok programlar yaptık. İlgililerle eğitim sistemini, ülkemizin eğitim sistemini konuştuk. Yaklaşık 12 yıllık süre içerisinde 5 tane Milli Eğitim Bakanlığı değişmesinin bir eğitimimiz üzerindeki olumsuz etkilerini defalarca programlarımızda konuştuk, gazetelerimizde yazdık. Bütün bu olumsuzluklar üzerinde 2014-2015 eğitim yılı artık geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Tabii sorunlarla başladı. Yine eğitim sistemimizde özellikle geçtiğimiz yaklaşık bir 15 gün önce yeni çıkan bir kararname ile okullardaki başta müdürler olmak üzere müdürler ve yöneticilerin değişikliği gerçekten milli eğitimde bir deprem etkisi yarattı. Bununla ilgili de daha önce defalarca konuştuk. Şimdi yarın eğitimciler Türkiye'de, ülke genelinde eğitim sene bağlı öğretmenler yarın bir günlük greve gidiyorlar. Bir gün çalışmayacaklar. Biz de bununla konuyla ilgili olarak yarın başlayacak olan grevle ilgili olarak Malatya'da Eğitim Sen'in Malatya Şube Başkanı Sayın Tarık Kaya'yı ziyaret ettik ve mikrofonlarımızı uzatıp kendisinden bu konu hakkında bilgi edinmek istiyoruz. Bilmiyorum ama sorunlarla başladı diye söyledim. Bir de yarın eğitim sene bağlı eğitim senin greve gittiğini söyledim. Bu eksik miydi? Başka sendikalarda sizi destekleyecekler mi? Bunları biraz detaylı konuşalım. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Nedir sizi bir günlük çok önemli bir kurumda, durumda yani eğitimde sizi greve gitmek zorunda bırakan koşullar nelerdi? Bunları sizden almak istiyorum. Buyurun efendim. Öncelikle bu göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı Güneş TV ailesine teşekkür ederim. Şimdi gerçekten 2014-2015 eğitim öğretim yılı açıldı. Bu sorunları zaman zaman kamuoyuyla paylaştık, basınla paylaştık, televizyonlarımızla paylaştık. Ülke ulusal televizyonlar bunu geniş anlamda yer verdiler. Eğitim sistemindeki her aksama aslında tüm yurttaşları ilgilendiren, tüm yurttaşları direkt etkileyen bir durum. Fakat sorunlar katmerleşerek büyürken insanlar bu sorunların çok da farkında olmuyor. Zaman içerisinde başı sıkıştığı zaman ya da sorunlar biraz daha arttığı zaman bu yakıcı sorunu hissediyor. Oysa biz yıllardır bunları anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda birçok eylem ve etkinlik gerçekleştiriyoruz. Basın toplantıları alıyoruz, basın açıklamalar yapıyoruz, Ankara merkez mitingler yapıyoruz. Eğitim ve bilim emekçilerinin, yani sadece eğitim emekçileri yeterli değil, eğitim ve bilim emekçilerinin sorunlarını, sıkıntılarını anlatıyoruz. Şimdi eğitim ve bilim emekçilerinin bir derdi var. Bu ülkede tüm çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine dair ciddi sıkıntılar var. Gelecekleri karartılıyor ve biz buna karşı bir eğitim emekçisi olarak, bilim emekçisi olarak buna karşı kayıtsız kalamazdık. Sessiz kalamazdık. Sayın Başkanım, şimdi nasıl karartılıyor? Şimdi kamuoyunun son zamanlarda ciddi anlamda gündeminde olan siyasi kadrolaşma eğitim yöneticilerinin görevlerine son verilmesi olay. 7000 okul müdürü görevinden alındı. Bunlar siyasi gerekçelerle alındı. Biz bunları kamuoyuna anlattık ama insanlar sadece bir müdür değişikliği olarak gördü. Oysa buradaki sistemdeki temel yaklaşım eğitim tamamen ticarileştirilme peşinde, piyasa ekonomisi üzerinde yeniden yapılandırma sürecine tabi tutuluyor. Okul müdürlerini değiştirirken, yandaş sendikanın insanlarını okul müdürü olarak atarken dikkat ettikleri en temel kriter zaman içerisinde binası ve arazisi değerli yerleri bunlara atayarak, çünkü okul müdüründen geçen bir sistemle karşı karşıya gelecek. Örneğin Malatya'nın en değerli yerlerindeki okullar yarın öbür gün satışa sunulacağı zaman okul müdürünün de bu süreçte rolü olacak. Bu ihalelere özelleştirmeyi öyle tabii. Peki bu siyasi bir atamada siyasi diyebilir miyim? Kesinlikle öyle. Şimdi bakın, görevlendirmelerin %80'inden fazlası, %81'i yandaş sendikanın üyeleri. Yandaş sendikanın. Yeni atananlar. Diğer kalanının %9'u Türkiye Eğitim Senli, %4'ü Eğitim Senli. %4'ü Eğitim Senli, %81'i yandaş sendikanın üyelerinden atıldı. Tamamen subjektif, objektiflikten uzak insanları
Ben gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım anlayışıyla kendine biat eden insanları getirdiler, yönetici olarak atadılar. Gerçekten Malatya eğitimine katkı vermiş, onurlu, dik duran 129 arkadaşımızı da, Malatya için söylüyorum, Türkiye için 7000 arkadaşımızı da tamamen tırpanladılar. Ve ondan sonra kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması, bu ticarileştirmenin diğer bir boyutu. Şimdi Malatya'da çığ gibi özel okullar açılıyor. Tamamen denetimden uzak ve korkunç bir devlet desteği var. Düşünebiliyor musunuz? Özel okul 3500 lira destek sunarken devlet değil, okulu... Değil, 3500 değil. 2500 ile 5500 arasında destek sunuyor. Hadi ortalaması demek. Yani evet, 5500 liraya kadar destek sunuyor. Ayrıca tabii bu sunduğu bireysel destekler. Bunun yanı sıra vergiden muafiyet, özel teşvikler, bunlar almış başını gidiyor. Kamu okullarına, devlet okullarına ayırdığı kaynak ise öğrenci başına 30 TL. Yani bu atamalar birincisi siyasallaşma, eğitimin siyasallaştırılması, ikincisi eğitimin özelleştirilmesinin temeline oturma. Kesinlikle kar zarar hesabı üzerinden yapılıyor. Artı şöyle bir şey var, okullar siyasal iktidarın stratejik baktığı kurumlardan bir tanesi, eğitim sistemine stratejik bakıyor. Kendine adam devşirme anlamında buraları kullanıyor. Şimdi biliyorsunuz TEOG sınavları yapıldı. Evet. TEOG sınavlarında yerleştirilmeyen 134 bin öğrencinin 94 bini tercih yapmayan, 134 bin öğrenci, bunların 94 bini meslek liselerine, 40 bini imam hatiplere yerleştirildi. Şimdi tek mezhebe dayalı, tek dine dayalı bir böyle bir tutum üzerinde insanları istemedikleri halde buraya. Ha buraya gitmedi. Çocuk gitmedi. Bir o zaman açık liseye gideceksin. Açık liseye de gidemiyorsan özel liseye git. Buradaki zorlamadaki... Yine asıl... özelleştirmeye mi zorluyor? Zorluyor tabii. Buradaki temel mantıkta da yine özelleştirmeye diyor ki özel okul, özel liselere gideceksin diyor. Ya da imam hatiplere gideceksin ya da meslek liselerine gideceksin. Peki parası olmayan ne yapacağız? Sen git başka... diyor, açık liseye devam et diyor. O benim çok umurum. Yani eğitimde fırsat ve imkan eşitliği, anayasada yer alan her yurttaşın işte 42. maddede yer alan eğitim, öğretim, görme hakkı sadece sözde, yazıda olan bir hak olmaktan kaldı. Bütün yasal düzenlemeler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün merkezi yönetimleri bu konudaki temel yaklaşımı özel okula gönderin, özel okula gönderin. Evet, Sayın Başkan, bu bizi biraz gerilere götürdü. Bu söylediğiniz şey bizi biraz gerilere götürdü. 1983 yılında sivil yönetime tekrar geçişte, biliyorsunuz 12 Eylül faşist darbesinden sonra sivil yönetime yeniden geçiş döneminde 3 tane parti seçimlere girmişti. Bunlardan bir tanesi de 2 dönem üst üste tek başına ülkeyi yöneten Anavatan Partisi'ydi ve başında Sayın Turgut Özal vardı rahmetli. Sonra Cumhurbaşkanı da yaptı. Orada yine bir televizyon programında sağlığın özelleştireceğim dediği zaman bizim gibi bir meslektaşımız şey sordu. Yani şunu mu söylemek istiyorsunuz? Parası olmayan sağlıktan yararlanamayacak mı? Ne olacak dediği zaman şunu demişti. Ölsün efendim demişti. Gayet net bir şekilde. Biraz bunu çalıştırdım. Acaba bu özelleştirmelerin sağlıkta ve özellikle eğitimde stratejik noktalar olduğu için söylüyorum. Bunun temeli biraz geriden mi atıldı acaba? Şimdi tabii şimdi 80 sonrası neoliberal politikaların katmerleşerek bugün günümüze yansımaları var. Kapitalizm, vahşi kapitalizm olma özelliğini hala koruyor. Emek sömürüsüne bakış açısı hiç değişmedi. Kar hesabı... Kapitalizmin kar hesabı üzerindeki yaklaşımında hiçbir değişiklik yoktur. Evet. Şimdi bir taraftan şunu söylersek biraz daha somutlaştırmış oluruz. İşte bakanlık verilerini açıklıyor, diyor ki 140 bin öğretmene ihtiyacım var diyor. Atamalar yapıldı. Kaç bini atandı? 40 bini atandı. Yaklaşık 40 bini atandı. Peki 100 bini ne oldu? 100 bin açığı nasıl değerlendirecek? Ayda 800 TL ile 1000 TL arasında ücretli öğretmenle değerlendirecek. Atamayı yapmıyor. Atamayı yapmıyor. 100 bin açık bırakıyor. Kendi verilerine göre açık söylüyor. Açık var. Öğretmen var. Şöyle diyebilirim. 300 bin de atanacak öğretmen arkadaşım var. Meslektaşım bekliyor. Evet. Diyor ki en az 100 bin açığım da var diyor. Onları almıyor. O atama bekleyen öğretmen arkadaşlarımı, meslektaşlarımı 800 lirayla 1000 TL arasında ücretli, güvencesiz çalışmaya zorluyor. İş güvencesinden yoksun artık. Çünkü kar hesabı yapıyor. 100 bini çarpıyor.
her birinden 1000 lira kar edersen bu kadar kar ederim. Mantığı böyle kuruyor. Dolayısıyla okullar öğretmensiz kalıyor, öğretmenler de okulsuz kalıyor. Arkadaşlarımız da son yıllarda atama bekleyen öğretmen arkadaşlarımda, meslektaşlarımda 40'ı intihar etti. Bu çocukların canındaki bütün vebal bu siyasal iktidarındır. Bu çocukların canını kaybeden, meslektaşlarımın canını kıymına neden olan bu umutsuzluğun nedeni bu eğitim sisteminde ve diğer bütün alanlardaki özelleştirme, ticarileştirme, güvencesiz, istihdamsız, kuralsız çalışma yaşamını ortaya koymalarına kaynaklı. Bu üniversitelerde de böyle. 50D, 4C'li çalıştırma, sözleşmeli çalıştırma, kadrosuz, güvencesiz çalıştırma yaşamın her alanına sirayet etmiş ama en çok eğitim iş kolunda bu can alıcı sorun olarak ortaya çıkmış. Evet, gerçekten sıkıntılı, sorunlu bir dönem ve bütün bunlar, tabii biz bunları dediğim gibi daha geliştiririz ama biz yalnızca haberde kullanacağımız için biraz daha kısa tutmaya çalışıyoruz. Evet. Bütün bu olumsuz koşullar siz eğitimcileri yarın tüm ülke genelinde bir günlük greve götürüyor. Peki nasıl olacak grev? Hazırlıklarınız ne aşamada? Ülke genelinde katılım nedir? Yalnız eğitim olarak siz mi bunu yapıyorsunuz? Başka sendikalarda, evet, yani sizinle aynı iş konuda diğer sendikalarda destekler olacak mı? Ya da başka sivil toplum örgütlerinde, siyasi partilerde destek görüyor musunuz? Biraz da burayı konuşalım. Yani şöyle kısaca özetlemem gerekirse, okulların fiziki yapıları zor durumda. Fiziki yapıları, donanım eksiklikleri ayrı almış başını gidiyor. Okullarda kalabalıklaşma, sınıf kalabalıklığı yine almış başını gidiyor. Bunun yanı sıra okulların ciddi anlamda eksikliği var, ciddi bir karmaşa var. Kamu okullarına, devlet okullarına bakış açısı, sistemin, iktidarın bakış açısı belli. Özel okullara bakış açısı belli. Tüm bunları gören noktada biz yarın Malatya'da ve tüm Türkiye'de alanlara çıkıyoruz. Yarın iş yerlerimize gitmiyoruz. Bizi destekleyen Malatya'daki demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin, derneklerin tamamına yakını bizimle beraber yarın alanda olacak. Bunun yanı sıra bizimle beraber Türk Eğitim Sendikası'nın da aldığı bir grev kararı var. Onlar da yarın alanlarda olacak. Beraber birleştiriyor musunuz ayrı ayrı mı? Şimdi biz okullarımızı, iş yerlerimizi birlikte boşaltıyoruz yarın. Fakat sokak eylemliliklerimizi ayrı ayrı planladık. Bu noktada bizim kendimizin eğitim senenin görüş anlamındaki tutumu, yarın 12'de eğitim sende buluşuyoruz. Bu buluşmadan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önüne yürüyeceğiz. Muhatabımız orası. Gidip orada bir kere daha duymayan kulaklara, görmeyen gözlere bunu anlatacağız. Bu çocuklarımızın, ülkede 16,5 milyondan fazla çocuğumuzun, gencimizin geleceğini karartamayacaklarını söyleyeceğiz. Bunun yanı sıra üniversitedeki sorunları dile getireceğiz. Bilim emekçileri zor durumda. Yani 12 Eylül cuntasının, faşizminin getirdiği gök yasasına dün itibariyle bağıranlar, bu olmaz, bu gök yasası olmaz diyenler bugün gökü ele geçirdikten sonra, o gücü eline aldıktan sonra üniversiteler üstündeki tahakkümlerini devam ettiriyorlar. Bilimsel, demokratik, özel üniversite statüsünde üniversitelerimiz bulunamıyor. Mali anlamda esneklikleri olmuyor. Kadrolaşma anlamında üniversitedeki araştırma görevlilerimizin, öğretim görevlilerimizin ciddi problemleri var. Tüm bunları gören noktada öğrencilerimizin ulaşım sorunları var. Biz istiyoruz ki üniversite öğrencileri, servisle bir yere giden tüm öğrencilerimizin, tüm eğitimci arkadaşlarımızın ulaşım paralarını devlet versin. Özel okullara 800 milyon TL kaynak ayıran 3-5 milyon TL'yi niye kendi öğrencilerimizde, üniversite gençlerimizde ve eğitim emekçisi, öğretmen arkadaşlarımızda onların ulaşımını karşılamak olarak vermiyor, destek sunmuyor? Ama özel okullara 4000 tane özel okula 800 milyon TL parayı vermeyi biliyor. Kaynak yokmuş. Bunların hepsi yalandan ibaret. Herkes kulağını açsın görsün. Eğitim tam paralı hale geliyor. Çocuklarını okutamayacak velilerimiz. O yüzden biz tüm velilerimizi, tüm öğrencilerimizi yarın bizimle kol kola, omuz omuza bu sorunları dile getiren taleplerimiz noktasında. Bizim isteğimiz bu. Herkese eşit eğitim hakkından yararlanma hakkı istiyoruz. Evet. Başka bir şey istemiyoruz. Bunları istiyoruz. Herkes yararlansın. Zenginin çocuğuna ayrı bir tutum, fakirin çocuğuna umursamamazlık. Ama lafa gelince de garip kurabanın hakkını kimse yedirtmiyor. Garip kurabanın hakkı yeniliyor.
hem de zenginler yiyor. Bunu göz göre göre açıkça söylüyoruz. Bu fakirin, fukaranın hakkı yeniliyor. Okullarda da yeniliyor. Okulların tebeşiri yoktur. Okullarda tebeşir yok. Zengin okullarında ne bir şey eksik var mı? Spor salonlarından tutun da şeye karar ver. Devlet teşvik veriyor. Hı hı. Fakir ne yapacak? Ayağında kışın geliyor. Biz öğretmenler biliyoruz kışın geliyor. Ayaklarında çorap yoktur. Ayaklarının altı, ayakkabılarının altı devrilmiş. O çocuklara bakınca ya vicdan. Gerçekten yani, vicdan olan herkesi yarın bekliyoruz. Sayın Başkan, anladığım kadarıyla bu yapılacak olan, yarın yapılacak olan bir günlük grev yalnızca eğitimcilerin ve bilim insanların, öğretmenlerin kendi hak ve taleplerini öne çıkartmak... Hiç yok. Bizim hiç ekonomik hiçbir talebimiz yoktur. Biz ücrete dair hiçbir talep bu grevimizde yoktur. Sadece yurttaşın, öğrenci, bir çocuk... Evet, çocuklarımız için. Görebilmesi ve eğitimin özelleştirilmesine karşı çıkıyoruz. Siyasallaştırılmasına karşı çıkıyorsunuz ve yarın saat ben bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, eğitim sene bağlı öğretmenler, eğitim seneler yarın saat 12'de, tekrarlıyorum yarın saat 12'de sendikaların önünde, eğitim senenin önünde toplanacaklar ve tüm halkı, öğrencileri, velileri, herkesi, sivil toplum örgütlerini kendilerine destek olmaya, eğitim sistemindeki bu kötü gidişata dur demek için yapmış oldukları bir günlük greve destek olmaya çağırıyorlar. Yarın saat 12'de eğitim senin önünde toplanacak ve Milli Eğitim Müdürü, yani esas muhatap olan Milli Eğitim Müdürü'nün önüne kadar yürünerek orada talepler dile getirilecek. Biz de gerçekten ülkedeki eğitim sisteminin çok da iyi gitmediğini biliyoruz. Gazeteciler olarak biz de bunları yakında takip ediyoruz. Birkaç yıl önce bir 4+4+4 2 yıldır çıktı. Hı. Ve şu anda onun bütün kargaşası yaşanıyor. Halen devam ediyor. Dibe vurmuş durumda eğitim sistemimiz. Haliyle o 12 yılda 6 tane Milli Eğitim Müdürü değiştirirseniz her gelen müdür de Milli Eğitim Bakanı değiştirirseniz her gelen bakan da kendi müfredatıyla, kendi yöntemleriyle, kendi kadrolarıyla gelip bir şeyler yapmaya çalışırsalar ve eğitimimizle, öğrencilerimizin geleceğiyle bu kadar oynarlarsa işte gördüğünüz gibi çizilen bütün tablolar olumsuz, çizilen bütün tablolar karanlığa gidiyor. Biz de eğitim senin yarın yapacağı bu bir günlük iş bırakma grevlerinde kendilerine başarılar diliyoruz. Tüm izleyicilerimiz de bu greve eğitim hakkında, eğitimin gidişatı hakkında rahatsız olan tüm insanlara da biz de bu yarın yapılacak olan greve davet etmiş oluyoruz. Olalım ve Sayın Başkan'a bize zaman ayırıp, bütün bu yoğunluk içerisinde zaman ayırıp açıklamalarından dolayı da teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tamam.